Mazhar aşkım ben geldim. Aa, aşk olsun aşkım, o ne demek? İnsan 40 yıllık karısını hor diye mi karşılar bakayım? Aa, artık sinir olmaya başlıyorum ama ha. Hadi aşkım. Aman yarabbi. Yatağa ters yatmış hecin devesi. Öyle olsun. Madem ters yattın kocacığım, öyleyse ben de seni bir düzelteyim. Oh be! Ağzı yok olunca horlaması da kesildi. Keşke Allah bütün erkekleri böyle yaratmış olsaydı. Gerçi biraz kokarlar ama en azından dırdırlarından kurtulmuş olurduk. Ruhsar! Çabuk beni eski halime getir Ruhsar! Neredesin? Seni göremiyorum. Aman! Dırdırlarından kurtuluş yok bunların da be. Hayatım, nerenle konuşuyorsun? Seni duyamıyorum. Sesin çok boğuk geliyor. Bana bak Ruhsar, beni bir dakika içinde eski halime getirmezsen seni Hacı'nın oynadığı takıma teknik direktör yaparım ha. Kızma hayatım. Peki bu halde sana bir şey sormak istiyorum. Acaba başını eski yerine mi koyayım yoksa başka bir yerine mi koyayım? Nereye koyayım aşkım? Sen nereye uygun görürsen, ruhların en güzeli. Seni yağcı köpek seni! Ruhsar, her sabah bir kabus görsem de Ruhsar beni uyandırmadan önce uyansam demekten bıktım, tamam mı? Kızma hayatım, kızma, kocaların en güzeli, kocaların en bir tanesi. Abiciğim, Buyurun, sel felaketi bitmeden kasırga başladı. Allah'ım, bir sabahta sivrisinekler tarafından uyandırılmayı nasip eyle bana ya Rabbi. Valide Sultan geldi. İşte. Memoli'den sonra sana az önce övgüyle söz ettiğimiz dünyanın en yakışıklı erkeği, oğlum Mazhar. Merhaba Mazhar Bey. Günaydın abicim. Annene bu kızın kim olduğunu sorar mısın tatlım? Bir dakika. Anne, Allah aşkına kim bu kız? İşte Memoli'nin evlenmek için peşinde koştuğu fıstık bu yavrucuğum. Ama o seninle evlenmek istiyor. Allah aşkına nereden buldunuz sabah sabah bu kızı? Nöbetçi eczaneden minik kuşum. Ne yani? Nöbetçi eczaneler çocuklarını evlendirmek için yanıp tutuşan annelere evlendirme hizmeti mi veriyorlar? Yok canım. Tansiyonumu ölçtürmek için nöbetçi bir eczane ararken eczanede çalışan bu hanım kızı gördüm. Neydi senin adın güzel kızım? Nurpirin. Nurpirin'i kolundan tuttuğum gibi sana getirdim minik kuşum. Abicim, Nurpirin'in 10 parmağında 10 marifet var. Doktor yazılarını bile şıp diye okuyor. Ay çok şaştım. Bende de o kadar kalın gözlük olsa ben de okurum. Hadi beni okuma bayramına kadar rahat bırakalım. Hadi. Ne yani, kızı beğenmedin mi? Beğendim, o kadar çok beğendim ki. Siz şimdi Nurpirin'i alın, doğru Alaska'ya gidin, düğün hazırlıklarına başlayın, ben peşinizden geliyorum. Bir dakika. Hadi anneciğim, hadi aspirin misin, Nurpirin misin, bak böyle, hadi bakalım, yürü. Hadi yürü, çok konuşma. Öf ya, vallahi kafam patladı ha. Aman, senin annen de seni evlendirmeye amma meraklıymış be. Yani Seda Sayan bile evlenmek için bu kadar çabalamamıştır yani. Ya ruhum, annemi biliyorsun işte. Ah, aşkım yağmurlar kesiliyor. Allah'a şükürler olsun. Görüşürüz hayatım. Ruhsar'cığım nereye gidiyorsun? Daha karpuz kesecektik. Ay, ne sabahtı ya. Önce Ruhsar, sonra annemler. Yani o bodur müfit de gelse... Hoppala, erken sevindim galiba. Merhaba, hadi işe geç kalıyoruz kanka, hadi. Tamam, gidiyoruz. Lan ne pinti evlisin be? Kendine bir araba alsana. Araba icat edileli 150 yıl oldu. Ya almasını alacağım ama korkuyorum be kanka. Yani ya kırmızıda geçersem, ya lastiğim patlar ve değiştirmek zorunda kalırsam, ya bir çocuk çamurlu bezine gelip de benim ön camımı silmeye kalkarsa, ya kar yağıyorsa ve benim yanımda çekme altı takoz ve zincir yoksa... Kes, sabah sabah dil otu mu yedin oğlum? Çok konuşma da gel giyinmeme yardım et, gel. Tamam, giydireyim lazım, gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş.